bahsetmek istiyorum. Kimim, ne yapıyorum? Ben Beyhan Budak, klinik psikoloğum. Sesi bir tık şey yapabilir miyiz acaba? Bir tık kısabilir miyiz? Çok şey yapıyormuş gibi geliyor. 16 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Ve İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Birçok insanın beni tanımasına vesile olan şey YouTube videolarım oldu. Şöyle kısaca hikayemden, YouTube'a da nasıl başladığımdan bahsetmek isterim. Ben mezun oldum ve mezun olduktan sonra bir şekilde dediler ki işte ilk başta rehabilitasyon merkezinde çalıştım özel sektörde. Sonrasında kısa bir dönem TEDAŞ'ta çalıştım. Ondan sonra da 9 yıl boyunca Ankara'da Doktor Zekai Tahir Burak Doğum Evi'nde çalıştım. Ve burada çalıştığım süreç içerisinde 3 günde bir, 4 günde bir 24 saat çalıştığım bir sistem var. Acil serviste çalıştım, doğum salonunda çalıştım ve orada çalıştığım süreçte kalan zamanım bana ait ve bir şeyler yapmak istiyorum, anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Bir yandan hastane ortamı da çok stresli. Geleceksiniz, oturacaksınız elinize kahve bardağı, karşınızda danışanı dinleyeceksiniz. Mesleğe ilk başladım, ben öyle bir şey hayal ediyorum ama hastaneye geldim, ben nerede çalışacağım diye sordum. Dediler ki seni, dediler, çok özel bir yerde çalıştıracağız. Nerede? Doğum salonunda. Şimdi hastane doğum hastanesi. Şöyle düşünün, kocaman bir salon, bunun yarısı kadar. Bir sürü masa var böyle, etraflar, yataklar var. Kadınlar orada doğum sancısı çekiyorlar. Ben bir forma giymişim ve bekliyorum. Bir psikolog doğum salonunda ne yapabilir? Böyle elim ayağım birbirine dolaşmış bir şekilde bekliyorum. Dedim ben burada ne yapacağım psikolog olarak? Dediler ki olur da birisi doğurmak istemezse onu ikna edeceksin. Sanki başka bir seçenek var. Orada biri çığlık çığlığa bağırıyor, diyor ki doğurmak istemiyorum, doğurmak istemiyorum. Ben gidiyorum, elini tutuyorum, doğurabilirsin, doğurabilirsin diyor. Öyle bir noktada stresli doluyor insan. Tam böyle psikologluk da bir iş değil aslında. Orada birazcık görsel bir şov yapıyorlarmış gibi geliyor hastane yönetimi. Sonrasında çok eskiden de bir fotoğraf çekmeye hevesim var. Çok seviyorum. Her zaman bir fotoğraf makinem var. Ve bir kamerayı kurdum. Kameranın karşısına oturdum. Böyle o zaman YouTube'un mantığını da çok fazla bilmiyorum. Bir takım elbise giydim. Hafiften böyle parlak, bu herkesin modayla barışık olmadığı, çok çirkin giyindiği bir dönemi vardır kendi hayatında. Benim de öyle. İçine ciğer rengi bir kravat. Saçlarım o zaman daha çok böyle arkaya tarıyorum böyle jölelerle. De kameranın karşısına geçtim. Vardı ya bir ara böyle elleri böyle böyle yapan. İşte depresyon belirtileri nelerdir? Panik atak belirtileri nelerdir diye. Ama şimdi geriye dönüp bakınca o videoları nasıl bir cesaretle yüklemişim anlam veremiyorum. Gerçekten yüklenecek gibi değil. İnsan içine çıkılacak gibi değil. Instagram'da birisi benim o eski halimi koymuş. Sonra şu anki halimi koyuyor. Bir tane kadın influencer diyor ki Beyhan Budak o noktadan bu noktaya gelmişse ben şu hayatta her şeyi başarabilirim. Ve bunu kastetme sebebi tip olarak yani. Tip o noktadan bu noktaya gelmiş. Şimdi o günden bugüne ilk başta videoları yüklüyorum ama kim izleyecek, ne yapacak hiç emin değilim. Bilmiyorum ne olacağını. Bir gün Ankara'da Ankamol AVM'de yürürken yaşlı bir teyzeyle karşılaştık ve beni görür görmez böyle koşar adımlarla geldi, sarıldı böyle bana. Oğlum dedi, sen dedi bana çok iyi geliyorsun. Benim eller kollar açık böyle. Ben teyze bana neden sarılmış, niye böyle yaklaşıyor bilmiyorum. Sonra biraz iyice sıktıktan sonra dedi ki senin videolar bana çok ama çok iyi geliyor. O gün anladım ki insanlar böyle psikolojik noktada çok zor dönemler geçirseler bile, gerçekten çok yardıma ihtiyaçları olsa bile yardım almaktan çok çekiniyorlar. Biz şöyle bir bakış açısındayız. Her zaman güçlü olmalıyım. Her zaman dik durmalıyım. Hiç ağlamamalıyım. Hayattaki diğer insanlara karşı zayıflıklarımı asla ama asla göstermemeliyim. Ama bu gerçekte böyle mi? Kesinlikle değil. Hepimizin zorlukları var. Hepimizin tıkandığı yerler var. Hayatta böyle kontrolümüzü kaybettiğimiz, kendimizi çok zayıf ve aciz hissettiğimiz zaman dilimleri var. Bunu aslında ben videolarda anlatınca o teyze bana şöyle bir şey söyledi. Oğlum dedi, sen dedi bu videoları yayınlayana kadar, ben bu videoları görene kadar, torunu izletmiş bu videoları, ben dedi kendimi suçlu, hatalı, günahkar, zayıf bir insanmış gibi düşünüyorum.
düşünüyordum. Ama ne zaman ki senin bu videolarını gördüm, aa dedim, benim dedim aslında bir psikolojik problemim varmış. Ve bu gelir geçer, ben sonrasında yine eskisi kadar güçlü olabilirim. Ve ben şunu dedim ki, insanların buna çok ihtiyacı var. Psikoloğa gitmek, yardım almak insanların imkanı olsa bile her zaman kolay olan bir şey olmuyor. Gerçekten burada birazcık cesarete ihtiyaç var, kendi kendine yardım noktası. Ve insan şunu bekliyor, mesleğe girdiğiniz zaman ilk başta insanların böyle psikoloğa gelirken çok rahat olacaklarını zannediyorsunuz ama geldiklerinde eğitim durumundan bağımsız bir şekilde çok üst düzey bir eğitim de almış olsa, akademisyen de olmuş olsa, profesör de olmuş olsa verdikleri iki tane yaygın tepki var. Odaya giriyorlar, bir tanesi şu, hocam o dizilerdeki gibi uzanmalı koltuktan yok mu? Bir öyle bir beklenti var, Freud'un divanı gibi. İkinci tepki ise şöyle bir tepki, hocam ben buralara düşecek insan değildim. Zannedersin kötü yola düşmüş. Zannedersin pavyona düşmüş. Ben sigara içmiyorum ama içiyor olsam şöyle bir tepki verebilirdim. Ben yıllardır buradayım, gülüm ben ne yapayım diye bir tepki verilebilirdi. İnsanlar hakikaten yardım almayı kötü yola düşmek gibi bir zayıflık belirtisi olarak görebiliyorlar. Şimdi şöyle hayatımıza, son birkaç senemize baktığımız zaman gerçekten hiç kolay olmayan zaman dilimleri geçirdik. Pandemi geldi, sonrasında bir gündem çok yoğun, dünya gündemi çok yoğun. Pandemi sadece sağlık anlamında değil, birçok anlamda hayatımızı değiştirdi. Dünya ekonomisini etkiledi. Sonrasında Türkiye'deki ekonomik durumlar malum. Bir yandan gelecek belirsizliği, gelecekte bizi ne bekliyor? İş bulma kaygısı, genç arkadaşlarımız burada daha fazla. Bunların her biri oradan buradan gelen kurşunlar gibi. Cüneyt Arkın'ın bir filmi var. Böyle 30 yaş üstü olanlar hatırlayacaklardır. Yıkılmayan Adam diye. Yıkılmayan Adam'ın mevzusu şu. Cüneyt Arkın böyle mafyayla bir çatışma içerisinde ve bu süreç içerisinde tam mafyadan kurtulacakmış gibi olduğu noktada mafya onu böyle bir pusuya düşürüyor ve yaylım ateşine tutuyor. Sağdan soldan aşağıdan diyor ya, sağdan soldan alttan üstten her yerden kurşun yağmuru geliyor. Ama Cüneyt Arkın bu. Orada birkaç kişiyi öldürüyor olsa da o kadar çok saldırı var ki bir yerden sonra o kurşunlar bedeni delip geçiyor ve Cüneyt Arkın ölüyor. Klasik Türk Yeşilçam filmlerinin aksine bu film mutlu sonuna bitmiyor. Ama Cüneyt Arkın nasıl ölüyor biliyor musunuz? Olduğu yerde kafa gidiyor sadece, ayakta ölüyor. Şimdi ben birçoğumuzu böyle düşünüyorum. Yani dışarıdan gülüyoruz, eğleniyoruz, hiçbir şey yokmuş gibi düşünüyoruz ama içeride bir sor bakalım ben nasılım? Duman'ın bir şarkısı var. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi gibi. Yani o kadar çok zorluklar arka arkaya geliyor ki her biri ruhumuza bir iz bırakıyor. Beyaz bir kağıt gibi düşünün. Üstüne minik minik noktalar ilk başta göze görünmeyen küçük lekelermiş gibi görünse de sonrasında o kadar çok o noktalardan oluyor ki hayatımızda bir bakmışsınız o bembeyaz yola çıkarken bembeyaz olan kağıt ilerleyen zamanlarda simsiyah bir noktaya dönüşmüş. Şimdi hepimizin az çok durumu böyle. Şimdi bu dizileri izleyen var mıdır? Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı. Evet, tahmin ettiğimden daha az. Şimdi herkes bu dizileri izleyince şöyle bir durum oluyor. Ya bende de bir travma var. Benim de geçmişimde acaba hatırlayamadığım şeyler var mı diye. Bize bazen ofise çalışan arkadaşlar var, klinik psikologlar. Geliyor insanlar ve şey diyorlar, ya hocam diyor, benim diyor şu an bir sorunum yok ama bir kurcalasak baksak diyor. Acaba diyor geçmişimde bir travma olabilir mi? Hani ustaya götürürsün ya, motordan bir ses geliyor, ustam açar mısın diye. Şunu bilmek lazım. Herkesin travması var. Herkesin geçmişinde yaşadığı acı dolu olaylar var. Kiminin acısı küçük, kiminin acısı büyük. Herkesin acısı ama kendisine göre büyüktür. Dünyaya peki biz ne için geldik? Şimdi dünyadan beklentilerimiz de çok çok önemli. Kafamızda şöyle bir beklenti var. Yani sanki birisi bize söz vermiş gibi. Dünyaya mutlu olmak için mi geldik acaba? Ya da dünya adil bir yer mi? Şimdi inançlı bir insansınız. İlla Müslüman olmanıza gerek yok. Neredeyse çoğu dinin yaklaşımı şudur bize. Dünya bir imtihan yeridir ve burada bazı imtihanlara maruz kalırsınız. Bunun ödülünü ya da cezasını öbür tarafta alırsınız. İnanmayan bir insansanız dünyada İyi ya da kötü bir şey yoktur. Siz sadece onlara anlamlar yüklersiniz. Dünyada
bir şekilde olanlar ne size dosttur ne de size düşmandır. Ama biz onları öyle yorumlarız. Yani inançlı bir taraftaysanız da, inanmayan bir taraftaysanız da her zaman dünyaya mutlu olmak için gelmedik. Acılar var, dertler var, sıkıntılar var. Aynı zamanda mutlu olabileceğimiz zaman dilimleri de var. Şimdi hepimizin böyle bir dünyayla karşı karşıya olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir yandan da dünya adil bir yer mi? Mesela siz iyi bir insan olduğunuz zaman diğer insanlar da her zaman iyi mi oluyorlar? Kesinlikle hayır. Siz çok böyle verici, fedakar, böyle sadık, ince düşünen, böyle hizmet eden, yardımcı olan bir insan olsanız bile çok yakınınızda, belki kan bağınız olan bir insan bile sizi aldatabilir, entrikalarına kurban edebilir, arkanızdan konuşabilir. Yani bundan kaçmanın bir ihtimali yok. Her zaman biz iyi bir insan olduğumuz zaman karşımızda bizim iyiliğimize kötülükle cevap veren insanlar olacaktır. Bu dünyanın doğası, dünyanın varoluşu. Bu yeni insanlar bozuldu diye bir şey yok. Hitit zamanlarından kalma bir tablette şöyle bir ifade yazar. Birçoğunuz duymuştur. Bu gençlerin hali ne olacak? Gençler bozuluyor. Her zaman insan belli bir düzeyde iyileri de var, kötüleri de var. Eğer uzun bir ömür yaşarsanız her birinden fazlasıyla tanıma şansına ya da şanssızlığına erişeceksiniz. Kaçmanın bir mümkünatı yok. Peki böyle bir dünyada ne yapacağız? Şimdi aranızda çok neşeli olduğunu düşündüğümüz herhangi birisini seçip buraya çıkartsaydık. Desem ki ona sen 5 sene önce, 10 sene önce kaybettiğin bir insan hakkında şöyle güzel bir anını anlat bize. Onunla ilgili bir hatıranı detaylı olarak paylaşır mısın? O insan, o kaybettiği insanı belki son bir aydır, 5 aydır hiç düşünmemesine rağmen burada o insanla ilgili anılarını anlattığı zaman gözleri dolacaktır. Sanki belki dün kaybetmiş gibi, bir hafta önce kaybetmiş gibi. Ama ne oldu? Hani acılar geçiyordu? Hani yaşanmışlıklar bir yerde bitiyordu ve hayat devam ediyordu? Hani bir kayıp olduğu zaman derler ya, hayat devam ediyor. Güçlü durmalısın, ağlamamalısın. Ama ne oldu? 10 sene önce kaybettiğim bir insanı konuşurken o yükü yeniden yaşadım. Benim gözlemim şu, ben 16 yıldır psikologluk yapıyorum ve son 3 senedir yaklaşık terapi almıyorum. Sadece eski danışanlarım. Şunu söyleyebilirim, insanların acısı hafiflemiyor. İnsanların taşıma kapasitesi artıyor. İnsanların taşıma kapasitesi artıyor nedir mesela? Bizim aslında derimiz kalınlaşıyor. Ben hastanede çalışırken şöyle bir olay yaşadım, onu paylaşmak isterim. İşte yıl 2012, o zaman çalışıyorum ve kendi maaşımla biraz birikmiş param vardı. Biraz kredi çektim ve bir tane Opel Astra aldım. Beyaz böyle çok farklı güzel, bana öyle gelen bir arabaydı. Ve erkeklerin arabalarıyla farklı bir bağ vardır. Belki gözlemliyorsunuzdur. Aşk desen değil, sevgi desen değil. Böyle içine bir his geliyor. Akşam otururken diyorsun ki arabayı silmeliyim. Öyle bir hissiyat, öyle bir bağ. Ve ben arabayı almışım, araba bana bakıyor, ben arabaya bakıyorum. Aşk yaşıyoruz resmen. Ve bir şeyin üzerine böyle fazlaca düştüğünüz zaman her zaman başına kötü bir şey gelir. Murphy kanunları derler buna. Ve ben de böyle arabaya böyle üstüne düştüğüm başına bir şey geleceği belliydi. Arabayı alalı 10-15 gün belki oldu, belki olmadı. Hastaneden çıkarken böyle dalmışım da biraz. Öne bir kedi fırladı. Kediyi görünce birden ben frene basacağım diye gaza bastım ve direksiyonu da sola kırdım kediyi ezmemek için. Arabanın sol çamurluğunu ortadaki metal bariyere vurdum. Ve sol çamurluk bayağı hasar aldı. Hiç sol çamurluk acısı yaşadınız mı bilmiyorum ama sol çamurluk acısı başkadır. Bir gün bunu böyle anlatıyorum, arkadan birisi bağırıyor. Hocam siz bir de kaputu görün, kaput daha başka diye. Öyle bir noktada. Kaportacıya götürdük yetkili servisin içinde. Kaporta bölümünde işte usta bakıyor, ilgileniyor. Ben de o kaporta bölümünün kapısının ağzında sanki bir doğumhanenin kapısının önünde bekleyen endişeli bir baba adayı gibi bekliyorum. Ne olacak, ne olacak diye. Çıktı usta, sanki bir ameliyattan çıkmış cerrah gibi, elleri yağ içinde böyle sildi. Üst tüpü bezi vardır böyle, belki bilirsiniz. Ona sildi. Ben dedim ki onun karşısına geçip usta da böyle kaslı 55-60 yaşında bir abi. Ya dedim ustam, sıfırı gibi olur mu?
sıfırı gibi olur mu? Usta Teoman'ın bir şarkısı vardır, bar filozofu diye. Usta kaportacı filozofu çıktı. Elini omzuma attı, şöyle beraber yürüyoruz böyle. Kanatlarının altına aldı. Koçum dedi, bozulan hiçbir şey dedi, yenisi gibi olmaz dedi. Ama dedi, elimizden geldiğince onu düzeltmeye çalışacağız. Ben o an arabayı yaptırırken kaportacı da hayata dair bazı gerçekliklerin farkına vardım yani. Her temas bir iz bırakır. Yaşadığımız her olayın geçmişte bizi bugüne getiren, belki de bizi olgun bir hale getiren noktada büyük bir payı vardır. Bunu en azından dünyayı düşündüğümüz zaman ve değerlendirdiğimiz zaman anlamamız daha kolay oluyor. Eğer biz bir peri masalı gibi, masallardaki gibi çok böyle toz pembe bir dünya beklediğimiz zaman, insanlara dair beklentilerimiz böyle olduğu zaman daha fazla üzülüyoruz, daha fazla kırılıyoruz. Bu pandemi süreci aslında bize bu noktada birazcık bir imtihan oldu, bir yüzleşme oldu. Şimdi bir yandan da şöyle bir şeyi gözlemliyorum. İnsanları tanıdıkça bazı insanların hayattaki dertler, sıkıntılar konusunda daha böyle kırılgan ve üzülen tarafta olduğunu görüyorum. Ya diyor ki, bunu yaşamamalıydım, bu benim başıma gelmemeliydi. Ve bu yaşadığı dertler, sıkıntılar konusunda onu bir psikolojik probleme çeviriyor. Bir diğer noktada bazı insanlar var ki, o insanlar da bu dertlerle beraber üzülüyorlar, dertleniyorlar ama yollarına devam ediyorlar. Yani herkesin nasibine bir dert, bir sıkıntı düşüyor ama bazı insanların daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bazı insanlarsa daha kırılgan. Bunun ayrımı ne? Yani neden bazı insanlar daha kırılgan? Burada benim çocukluğuma inmek ve orada bir örnek vermek istiyorum. Şimdi burası bizim ev olsun. Ben Ankara Bağlalı'yım ve bizim zamanımızda, özellikle 90'lı yılların başında, ben 85'liyim, ilkokula gidiyorum ve annemin kullandığı çok bilimsel bir terbiye metodu var. İsmine psikoloji literatüründe TTM deniyor. TTM'nin ne olduğunu birazdan açıklayacağım. O arada annemle babamın böyle biraz sürtüşmeli olduğu zaman dilimleri. Evin ilk çocuğu benim. Gergin bir aile ortamı. Sonrasında ben de o zaman çizgi filmleri çok seviyorum. Şirinler var, Tenten var. Ama Tenten benim favorim. Tenten bir Belçikalı çizerin bir çizgi filmi ama Fransızca üzerine kurulmuş bir sistem. Orada Tenten ifade ederken madam diyor, monsieur diyor ifade ederken. Annemin ismi de Yurdagül. Ben de anneme çizgi filmi izleyip izleyip madam Yurdagül, madam Yurdagül diyorum. Annem ilkokul mezunu bir kadın. Madamı nereden bilsin, monsieur'ü nereden bilsin? Dedi, sen bana küfür mü ediyorsun? Baban mı öğretiyor bunları? Ve TTM, terlikle terbiye metodu. Attı mı vuruyor böyle. Ama Allah'tan bel altı çalışıyor, kaba etlere. Böyle sizi rencide edecek kadar dövmüyor. Ayarında dövüyor yani böyle. TTM'den geçenler var mı? Şöyle el kaldırabilir mi? Az değil. Aksaray'da da bu yöntem efektif bir şekilde kullanılıyor. Şimdi biz 4 kardeşiz. Bir kardeşim Almanya'da. Orada doktora yapıyor. Bir kardeşim Bitlis'te bir kamu kurumunda, bir kardeşim Ankara'da beraberiz onunla. Çok sık bir araya gelemiyoruz. Geçen bayram bir araya geldik ve konuşuyoruz. Hepimiz TTM'den geçmişiz. 4 kardeşiz ve annem de orada oturuyor, böyle pis pis sırıtıyor. Ne yapayım diyor, siz de beni diyor sinirlendirmeseydiniz. Şimdi öyle bir durum. Burası bizim ev. Görünürde biz 4 kardeşin psikolojik bir problemi yok. Ya da en azından biz öyle zannediyoruz. Öyle bir durum var. Burası bizim ev. Sonra bir iki adım ötesine şurası da benim seans odam olsun. Seans odama geçiyoruz ve orada bana gelen bir danışandan bahsedeceğim. İsmine Mustafa diyelim. Mustafa böyle çok karizmatik bir adam. 40'lı yaşlarında, iş hayatında çok başarılı. Gerçekten hem aileden varlıklı hem de sonrasında kendi çabasıyla beraber ortaya bir şeyler koymuş bir adam. Hocam dedi, benim dedi buraya gelme sebebim dedi, gelmeyi istemem dedi. Kendimi dedi inanılmaz değersiz görüyorum. Etrafımdaki insanlar diyor ki, Mustafa sen ne kadar başarılısın. İş hayatında, İşte başka noktalarda, projelerde, maddiyat yönetiminde ya da ne kadar yakışıklısın diyor. Ama diyor,
Hocam ben aynaya baktığım zaman inanılmaz çirkin, aptal, bugüne kadar hiçbir şeyi başaramamış bir insan görüyorum kendimi. Şimdi oturduk, bir psikoloğa geldiğiniz zaman mevzu eninde sonunda çocukluğunuza gelir. Ve Mustafa'nın da çocukluğuna gelince Mustafa ailesini anlattı. Hocam dedi, siz söylemeden dedi, ben dedi, size dedi çocukluğumu tek bir cümleyle özetleyebilirim. Nedir dedim, baba hasreti dedi. Biraz açar mısın bunu dedim. Nedir baba hasreti? Hocam dedi benim annem de babam da doktor. Annem muayenehanecilik yapıyor. Özel sektörde çalışıyor. Babam da üniversitede o zamanlar profesördü. Şimdi emekli oldu. Ve çok popüler bir profesördü. Tıp profesörü. Devamlı kongreler, konferanslar geziyor. Annem yoğun çalışıyor, babam pek evde yok ve bana bir bakıcı bakıyor. Ve beni büyüten bir bakıcımız vardı diyor. Bir yandan da diyor, ben diyor o zamanlardan bu zamana bakınca şunu anlıyorum. Annemle babam diyor hiç aynı odada bile kalmazlardı. Babam diyor evde olduğu bir gün babamı diyor annemi bir kağıda çizdim. Klasik bir çocuk resmi. Bir tarafta annem var, bir tarafta babam var. Böyle kalpler, börtü, böcek, çiçekler, klasik bir çocuk resmi. Ve babasına gidiyor, gösteriyor bu resmi. Baba diyor, bak diyor, seni çizdim diyor. Baba da böyle bakıyor, sert ve otoriter bir adam. Git başımdan diyor, böyle boş boş işlerle mi uğraşıyorsun diyor. Ve o anda bunu seans odasında anlatırken Mustafa öyle bir ağladı, öyle bir ağladı ki yani ağlamaktan kusmak gibi dediğimiz bir şeyi ben orada gördüm. Artık neredeyse öğürme noktasına gelecek. Şimdi bir tarafta bir cümlenin neticesinde travmatize olan Mustafa var. Babanın dediği git başımdan bunlarla mı uğraşıyorsun? Şöyle gidiyorum birkaç adım öteye TTM diyerek birazcık yumuşatmaya çalışsam da aslında fiziksel şiddet var. Şimdi annem bizi o aralar birkaç kere dövmüş. Ha, sürekli bir şey yok ama böyle bir şeye maruz kalmışız. Şimdi burada bir travma oluşmuyor da orada neden bir cümle bir travmaya sebep oluyor? Bizim genlerimiz mi kuvvetli Ankara Bağlalıların? Yok, arada çok temel bir fark var aslında. Psikolojik bağışıklık dediğimiz mevzu. Şöyle bir bağışıklığı hatırlayalım. Bağışıklık dediğimiz mevzu neydi? Fiziksel bağışıklıktan mantık şu. Dünyada hastalıklar her zaman olacaktır. Biz bedenimizi güçlendirmemiz lazım. Öyle olursa hastalıklara karşı kendimizi korumamız daha mümkün olacaktır. Şimdi şöyle bir kıyaslama yapıyorum. Bizim aile süper süper bir aile değildi. Bizim de ailemizde tartışmalar, gerginlikler olurdu. Ama ben şunu net bir şekilde hatırlıyorum. Mesela akşamları her zaman beraber yemek yerdik. Ve ben annemin, babamın beni sevdiğini net bir şekilde hatırlıyorum. Salı günleri pazara gidilir, böyle 6-7 kilo mandalina alınır, 4 kardeş bir arada yeriz. Böyle bir muhabbet var, çay sohbeti var. Kafamda şunu biliyorum, ben bu ailede seviliyorum. Anneme o anda kızıyor olsam da, öfkeleniyor olsam da günün nihayetinde o yaram iyileşiyor. Öbür tarafa gittiğimiz zaman, Mustafa'nın hayatına baktığımız zaman adam 40 yaşına gelmiş ve şunu soruyor. Hocam diyor, babam diyor beni sevmiyor sanırım. Şimdi bu depo boş. Bu depo boş olduğu zaman ne oluyor? Minicik bir cümle bile travmaya sebep olabiliyor. Şimdi birçok genç anne baba şey düşünüyor. Aman diyor çocuğum travmatize olacak, aman çocuğum psikolojisi bozulacak. Ben şuna inanıyorum, ya evde bir muhabbet ortamı varsa, evde bir kahkaha varsa, evde bir neşe varsa her evin içinde tartışmalar olur. Her evin içinde bazen böyle kırgınlıklar, kırıklıklar olabilir. Hiç önemli değil. Çocuklar orada toparlıyorlar zaten. Mevzu biraz bu. Şimdi burada bu sadece çocukluk çağında mı psikolojik bağışıklık dediğimiz şey? Yetişkinlik döneminde de var. Bazı insanlar daha güçlü duruyor, bazı insanlar daha kırılgan. Burada belirleyici olan şey psikolojik bağışıklık. Peki ben yetişkinlik döneminde neyi farklı yaptıklarını gözlemliyorum bu insanların. Birincisi şu, neden tuzağı dediğimiz bir şey var. Psikolojik bağışıklığı güçlü olan insanlar neden tuzağına düşmüyorlar? Neden tuzağını şöyle bir örnekle anlatmak istiyorum. Yıllar önce mesleğe henüz yeni başladığım zaman dilimlerinde bir hanımefendi geldi. Hocam dedi, ben dedi 8 yıldır dedi aşk acısı çekiyorum dedi. Yüreğim yanıyor dedi. Ben de kafamdan
bir hesap yapıyorum. Diyorum ki 8 yıllık bir ayrılık acısı yaşayan insanın diyorum en azından 10-15 yıllık bir ilişkisi olması lazım. Öyle bir sürecin neticesinde bu kadar yoğun bir acı çıkar. Hanımefendi dedim, ne kadarlık bir ilişkiydi de acaba dedim, bu kadar sizi üzdü, ciğerinizi pare pare etti. Hocam dedi, 20 günlük. Nasıl yani dedim, beni de tanıştır bu adamla dedim, neymiş bunun numarası? Hocam dedi, biz dedi, hani üzerime dedi kredi çekip bunu ödemedi, beni dolandırdı dedi. O zaman bir 30 bin lira borç verdim, onu da ödemedi ama dedi. Bunların haricinde rüya gibi bir 20 gündü dedi. Şimdi adamın bir öldürmediği kalmış, bir böbrekleri söküp götürmediği kalmış. Tipik bir dolandırıcı. Sonra şunu fark ettik, bu 8 yılı bir anlatsana dedim. Hocam dedi, gözümün önünden dedi, ayıramıyorum dedi. Diyorum ki kaçırdım ben bu fırsatı, inanılmaz bir aşktı. Ne olmuş, bir dert yaşıyor ve diyor ki ben bunu yaşamamalıydım ama neden bu benim başıma geldi, neden tuzağına düşmüş? Devamlı sorguluyor. Ve ne oldu, bir derdi ben ne zaman çok çok fazla sorgulamaya başlarsam, ne kadar içine düşersem bir bakmışım ki o hayatımın önüne bir perde indi. Burada şöyle bir durum var. Şimdi hepimizin bahtına bazı dertler, sıkıntılar düşüyor. Böyle bir noktadayken insan ilk başta hepimizin şöyle bir yöntemi olması gerekiyor. Bu benim derdim. Ve gözümün önüne geldiği zaman hepimizin ortak bir şekilde şunu yapması gerekiyor. İncelemesi gerekiyor bu derdi. Ben bunu neden yaşadım? Ben nerede hata yaptım? Benim problemim nerede gibi? Bu hepimizin yapması gereken bir şey. Ama burada insanlar ikiye ayrılıyor. Psikolojik bağışıklığı olan insanlar bu derdi yaşadıktan sonra bir yere kadar düşünüyorlar, analiz ediyorlar. Ve sonrasında diyor ki artık bu konuda yapabilecek bir şeyim var mı? Elimden bir şey gelir mi? Eğer cevap hayırsa bunu kenara koyuyor. Diyor ki senin burada olmandan dolayı hiç mutlu değilim ama ben hayatıma devam edeceğim. Ama öbür taraftan bağışıklığı zayıf olan insanlar bunu gözünün önüne alıyor. Devamlı her yerde bu var. Allah'ım diyor, neden ben bunu yaşadım? Ben bunu hak etmemiştim. Başıma bu gelmemesi lazımdı. Bunu yaşamamam lazımdı. Bir bakıyorsun ki bu bir iflas olabilir. İş kötü giden bir iş olabilir. Bir ayrılık olabilir. Herhangi can sıkıcı bir olay. Ve siz her şeyi doğru düzgün yapmanıza rağmen başınıza bu da gelmiş olabilir. İnsan burada şöyle bir sloganı olması gerekiyor. Olan oldu. Şimdi ne yapabilirim? Zihnimizin şöyle bir garip tarafı var. Bir mevzuyu, sorunlu bir konuyu düşünüyoruz ya, hepimiz kafamızda düşünürüz. Devamlı kafaya taktığımız bir dönem vardır. Eğer ki artık düşünmek bir eyleme, bir davranışa sebep olmuyorsa o düşünce zehir üretiyor. Böyle bir durumda baktım düşüncem bir işe yaramıyor. Evi toplamak, kitaplığı düzenlemek, böyle yürüyüş yapmak bile bana iyi geliyor. Ama oturup kukuman kuşu gibi bir yerde oturup böyle beklediğim zaman zihnim beni yormaya başlıyor. Yani eğer hayatımızda bizim hayatımızı yönlendiren bir şey varsa şunu düşünmek lazım. Elimden gelen her şeyi yaptım mı? Şu anda yapabilecek bir şeyim var mı? Eğer yapacak bir şeyim yoksa hayatımın rutinini yaşamaya devam etmem lazım. Bir diğer konu şu. Beklentiler dediğimiz bir mevzu. Şimdi dünyada İnsanların beklentisinden kurtulması mümkün değil. Siz bir yere bir komşunuza bir tabak kek götürdüğünüz zaman, bir tabak pişirdiğinizden götürdüğünüz zaman insanın doğasında vardır. O tabağın boş gelmemesini beklersiniz. Bir parça bir şey koysanız bile bir karşılık umarız. Birisine bir yardım yaptığımızda, birisine bir özen ve şefkat gösterdiğimizde, sevgi gösterdiğimizde karşılığımız olsun isteriz. Az da olsa çok da olsa. Ama burada beklentileri gerçekçi tutmak lazım. Bu ilişkiden beklenti, hayattan beklenti, bir yandan beklentiler ortadan kalkmaz ama bunu belli bir seviyede azıcık indirirsek insan daha mutlu oluyor. Şimdi özellikle böyle yeni evli çiftler, birazcık daha böyle 90 sonrası, 2000 sonrası doğumlu insanlar dünyada her şeyin böyle tıkır tıkır gitmesini bekliyor. İnsanlar evleniyor, ufacık bir krizde boşanma eğiliminde oluyor. Bir gün bir çift geldi. Ya dedim, kadına soruyorum, 6 aydır ayrılar ve çok da böyle çekişmeli, sıkıntılı bir evlilik acısı. Ya dedim, sence, kadına sorduğum soru şuydu, sence bu evlilik nasıl düzelir?
Adam da oturuyor böyle ama yayılmış, göbek de şuradan atlet görünüyor. Adam öyle dinliyor. Kadın dedi ki, ya dedi, hocam dedi, bana dedi mum ışığında yemek hazırlasın dedi. Yatağımıza dedi, gül yaprakları sersin dedi, döksün dedi. O zaman dedi her şey çok güzel olacak. Adamın adına Ahmet diyelim, Ahmet de orada. Ahmet Bey dedim, ne diyorsun bu konuya dedim. Ha dedi, göbeğini kaşıyor böyle. Şimdi adamın böyle bir şey yapmakla ilgili bir şey yok. Kadının da beklentileri yanlış. Bir ilişkinin sürmesi için yatak odanızda gül yaprakları olmasına gerek yok. Mum ışığında yemek yemenize de gerek yok. Kafa dengi olabilmek, birbirine yol arkadaşı olmak çok çok önemli. Şimdi bu gerçekliği anladığımız zaman dünya biraz değişiyor. Mehmet Aslantuğ biliyorsunuz şöhret dünyasında böyle evliliğini uzun süredir devam ettiren nadir çiftlerden. Ve Mehmet Aslantuğ Arzum Onan ilişkisini soruyorlar. Diyorlar ki ya Arzum Onan'la evli olmak nasıl bir hissiyat diye. Adamın ses tonu da çok karizma böyle. Biraz da böyle sesi kısaraktan şuh bir ses tonuyla diyor ki ya diyor sabahları kalkıyorum. Ve yatağa bakıyorum diyor. Arzum diyor yatağa çizilmiş bir resim gibi. Lan diyorum onunki evlilik bizimki ne o zaman? Sabah kalkıyorum ben bununla ne zaman evlendim dediğim günler oluyor. Şimdi eşim duymasın. Eşim de Aksaraylı bu arada. İyi ki gelmedi. Bu eşimi sevmediğim anlamına gelmiyor. Bu her evlilikte olan bir şey. Bazen neden evlendim dediğin, bazen niye böyle bir insanla karşılaştım dediğin anlar olabilir. Şimdi ama modern zaman beklentileri içerisinde şu oluyor. Ya diyor ki hiçbir zaman diyor kavga etmememiz lazım. Her zaman tutkuyu zirvelerinde yaşamam lazım. Bu anne baba olarak da bazen çocuklarınız o kadar sizi sinirlendiriyor ki dışarıdan bakınca çok şefkatli bir anne baba gibi duruyorsunuz ama şöyle içinizden bakarken geçiyor ya diyor. Lan diyor bu diyor evlat olsa sevilmez. Dediğimiz anlar geçiyor aklımızda. Bu yine sizin kötü bir anne baba olduğunuzu göstermez. Ama biz ne yapıyoruz? Buralara takılıyoruz ki eğer diyorum ben böyle hissediyorsam bu evlilik olmuyor. Ben iyi bir anne baba değilim. İşim bazen rast gitmiyor. Ben diyor başarısızım. Ne oldu? Hayattaki iniş çıkışlara karşı esnek değiliz. Birazcık şunu bilmemiz lazım. Birisi bana gelse hocam diyor ben diyor çok kötüyüm boşanmak istiyorum. Ben istifa etmek istiyorum. Ben işi kapatmak istiyorum. Böyle bir danışana şunu sorarım her zaman. Bir hafta önce de böyle düşünüyor muydun? Bir ay önce de böyle düşünüyor muydun? Şimdi önemli olan kısım ortalama. Ortalamada ne hissediyoruz? Hepimizin zirvede olduğu anlar olacak, dipte hissettiği anlar olacak. Bunu bir ortalamasına bakmamız lazım. Hepimizin hayatı ortalamada gidiyor. Bir diğer mevzu. Bize gelen insanlar hep derler ya psikologlara söyledikleri şeyler, sizi işte asıl hastalar psikoloğa gelmezler, dışarıda psikolojisi bozuk olanların psikolojisini bozduğu insanlar bize gelir gibi bir şeyden bahsederler. Ve gerçekten her zaman olmasa da bunun bir haklılık payı var. İnsanlar bize geliyor ve şunu fark ediyorum, diğer insanları üzen şeylerin başında diğer insanlarla yaşadıkları problemler geliyor. Birincisi burada şöyle bir durum, hepimiz böyle birazcık da alıngan bir yapıya sahipsek, o şöyle baktı, bu böyle baktı, arkamdan böyle mi dedi, zihin okuma dediğimiz bir şey yapıyoruz. Bir gün Adana'da böyle bir seminer anlatıyorum, koştur, kaptırmış anlatıyorum. Önde bir hanımefendi var. Bana o kadar öfkeli bakıyor ki, sinirli bakıyor ki, ben dedim acaba bir pot mu kırdım? Yanlış bir şey mi söyledim diye. Çok böyle öfkeli bakıyor. Yüzü kıpkırmızı, yumruklarını sıkıyor. Şuradaki damarları çıkmış. Şimdi sunumlar yapıyorsanız, üniversitede öğrenci olan arkadaşlar var. Sınıfta mesela birisi böyle sizi dinlemiyorsa, gerginse ona çok fazla dikkat edersiniz. Ve biraz ona kendinizi göstermeye çalışırsınız. 500 kişilik salonda ben öndeki hanımefendiyi güldürmeye çalışıyorum. Çocukluk anılarımı anlattım, askerlik anılarımı anlattım, fıkra anlattım en son. Kadın gülsün diye ama her geçen saniyeyle beraber kadın daha da öfkeli bakmaya başladı. Kıpkırmızı. Orası bir konferans salonu. Çoğu konferans salonunda şuralarda ve şuralarda çıkış kapıları olur. Ben tam anlatırken kadın bir hışımla çıktı gitti salondan. Gözyaşlarımı içime akıttım. Dedim ki, Beyhan sen bu işi yapamıyorsun. Beceremiyorsun, sana göre değil. Dededen kalma 30 dönüm bir tarla var bizim o taraflarda. Dedim oraya mercimek mi eksik, nohut mu eksik, buğday mı eksik, arpa mı eksik? Kafamda bunları kuruyorum o anda. Ama bir yandan da anlatıyorum. Belki 3 dakika, belki 5 dakika geçmeden kadın yavaş yavaş böyle parmaklarının ucunda salona girdi. Olduğu yere geri oturdu.
Şimdi ben dedim ki ne oldu? Ama bu sefer çok keyfi yerinde. Böyle ayak ayak üstüne atmış, peşin satan modunda. Bir dakika dedim salona. Bir dakika dedim, psikologsun diye mutlusun zannediyorsunuz ama dedim, ben dedim biraz önce travmatize oldum dedim. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada insanların psikologlarla ilgili enteresan beklentileri var. Mesela beni her zaman çok sakin zannediyorlar. Bir gün ya da her daim çok mutlu. Instagram'da bir şey paylaştım. Böyle bir cama yağmur yağıyor ve aşağı yağmur damlaları süzülüyor. Ben de o yağmur damlaları süzülürken bir video çektim, onu paylaştım. İnsan dedim, bazen dedim çok hüzünlü hissediyor. Öyle bir paylaşım. Birisi mesaj atmış, demiş ki şerefsiz sen nasıl psikologsun? Psikolog dediğin üzülür mü? Şimdi şöyle bir algı var herhalde. Biz normalde seans odasından çıkıyoruz. 100. kat bir plazada oturuyorum. Röpteşambramı giyiyorum satenden. Elimde viski bardağı ve aşağıya bakıyorum. Aşağılık fakirler bugün ne yaşamış falan diye. Depresyon mu? Seni pislik falan diye böyle. Böyle bir durum yok. Hepimizin başına böyle şeyler gelebiliyor. Şimdi tekrar salona dönüyoruz. Salonda olaylar çok fecaat sonrasında. Dedim isminiz nedir? Hocam dedi Aysel. Bir yandan da gerildi. Yani ona soru soracağımı düşününce dedim ben dedim bir kusur mu işledim size dedim. Bir yanlış mı yaptım? O kadar dedim bana öfkeli baktınız ki, sinirli baktınız ki bir hışımla salondan çıktınız, gittiniz dedim. Sonrasında da geri döndünüz. Ben dedim anlam veremedim. Nereye gittiniz Allah aşkına dedim. Hocam dedi o kadar dedi çişim gelmişti ki zor sabrettim dedi. Şimdi kadın içeri çişini yapmaya gitmiş, ben diyorum ki mercimek mi eksem, nohut mu eksem, buğday mı eksem, arpa mı eksem. Şimdi bakın bu aslında çok temel bir insanlık hatası. Her zaman sahnenin merkezine kendimizi koyuyoruz. Her şey bizimle alakalıymış gibi geliyor. Diyorum ki ben kariyerimi bırakacağım, kadın çişini yapıyor. Şimdi mevzu böyle bir şey. İnsanlarla ilgili problemlerde birincisi mesela bizi kıran, dertlendiren, üzen durumlarda biz genelde içimize atıyoruz. Vay diyorum, görüyorum verdiğim emeklere yazıklar olsun diyorum. Bana diyorum selam vermedi, bunu yapmadı, şunu yapmadı. Zannediyorum ki her şey bana kasıtlı. Ama insanlar genelde kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Kendi merkezlerinden bakıyorlar. Çok temel bir hatadır insanın. Elimizi kulağımıza sürttüğümüz zaman bir ses duyarız. İnsan bunu herkesin duyduğunu zanneder. Herkesin duyduğunu zanneder ama bunu ben duyarım sadece. Burada eğer bir şey varsa, çok güzel bir söz vardır ya, içimde dert olacağına çıksın mert olsun diye, bir konuda beni üzdüğünü düşündüğüm bir mevzu varsa ve orada belirsiz kalan bir durum varsa ben her zaman kendimi ifade ederim. Ben dedim böyle hissettim, ben buna kırıldım, ben buna üzüldüm, acaba neden böyle davrandın diye netleştiririm. Bağışıklığı güçlü olan insanlar bunu yapıyor. Bir diğer mevzu da şu, insanlar, etrafımızdaki insanlar bizi üzüyor ya, şöyle düşünüyoruz. Ben olduğum için, ben Beyhan olduğum için bana böyle davranıyor. Ama şunu netlikle gördüm. Birçok seferde diyelim ki anneniz babanızdan şikayetiniz var, eşinizden, sevgilinizden şikayetiniz var, arkadaşınızdan şikayetiniz var. Oradaki rolleri değişelim. Oraya senin yerine, Ayşe'nin, Fatma'nın, Mehmet'in yerine ben gelsem yine bana da öyle davranırlar. Çünkü bazı insanlar çekiç gibidir ve önüne gelen her şeyi çivi gibi görme eğilimindedir. Ve böyle bir durumda biz ama şöyle bir noktadayız. Karşımdaki insan bir kıyma makinesi. Ben diyorum ki neden diyorum bu arkadaş filtre kahve yapmıyor? Çünkü o bir kıyma makinesi. Bazı insanların sevme kapasitesi yok. Bazı insanlar kendi içindeki travmalarını, acılarını, kendi içindeki savaşlarını başka insanlar üzerinden çözmeye çalışıyor. Ve ben orada kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Diyorum ki ama bak diyorum bunu bundan dolayı yaptım. Şöyle yaptım, hata yapmadım diye. Ama şöyle bir şey var. Karşıdaki insanın sizi anlamaya niyeti yoksa, siz orada kendinizi ona açıklamak için bıçağa saplasanız, bak inanman için kendimi öldürüyorum, onun diyeceği şey şudur. Dikkat çekmeye çalışıyorsun. Zaten hep şovu seversin sen. Ne oldu? Anlamaya niyeti var mı? Elbette ben birkaç sefer kendimi anlatacağım. Ama karşı taraf beni anlamak istemiyorsa ben ne yaparsam yapayım anlamıyor. İşte burada psikolojik bağışıklığı olan insanlar böyle insanları arasına duygusal mesafe koyuyor. Yıllar yılı kendini kanıtlamaya çalışmıyor. Yıllar yılı kendini açıklamaya çalışmıyor. Ve bir yandan da şöyle bir durum var.
Biz mesela Türkler, Türkiye insanları şöyle bir noktadayız. Her şeyin en eksiğini görme noktasında inanılmaz ustayız. İnanılmaz böyle şikayet etmeye çok meyilliyiz. Hatta bir fıkra anlatırlar. Zamanında işte cehennemi tasvir ediyorlar. Cehennemde cezalandırma metodu şu. İnsanlar ülkeler halinde belli kazanlarda yakılıyorlar. Ve işte usta uzman zebaniler var. Yeni bir zebani de stajyer olarak oraya işe başlıyor. Sonrasında oryantasyon programını alıyorlar stajyer zebaniyi. Ve usta zebani, uzman zebani, stajyer zebaniyi gezdiriyor. Diyor ki işte bu kazanda diyor Almanlar yanıyor. Bu kazanda diyor Amerikalılar yanıyor. Bunda Fransızlar yanıyor. Bunda işte Araplar yanıyor vesaire derken. Ve orada stajyer zebani bir şeye dikkat ediyor. Her o büyük kazanın başında onlarca nöbetçi zebani bekliyor. Olur da birisi kaçarsa diye. Sonra gezerlerken Türkiye'nin kazanına geliyorlar. Türkiye'nin kazanında bekleyen hiçbir nöbetçi yok. Kazanın başı bomboş. Bizim stajyer çok merak ediyor. Diyor ki ya diyor öbürlerinin kazanında hep diyor bir şey vardı diyor. Nöbetçiler vardı. Türklerde neden yok? Ha diyor Türklerde sıkıntı yok diyor. Olur da diyor birisi diyor kazandan çıkmayı başaracak gibi olursa diyor aşağıdan birisi geliyor aşağı çekiyor diyor. Şimdi bizde böyle bir durum var. Birisi tam başardığı zaman bizde mesela başarılı insanları tarif ederken şerefsiz ya diye böyle tarif ediyoruz. Hep olumsuz sıfatlarla. Birisi güzel bir şey yaptığı zaman torpili var onun ya. Ben onun neler yaptığını sen bir de bana sor. Biz her zaman eğer benden öte birisi varsa onun başarısını da değersizleştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir yapımız var. Biraz konuşurken olumsuza çok ama çok meyilliyiz. Burada bir çift örneğini vermek isterim. Bu 7-8 sene önce bana gelen bir çift 70'li yaşlarında ve ya şeye çok benzettim onları. Adile Naşit'le Münir Özkul'un Turşucu filmini izlemişsinizdir. Aynı oradaki gibiler. Böyle çatışmalılar bayağı. Oturdular. İçeri davet ettim benim odaya, seansları yaptığım odaya. Nasıl yardımcı olabilirim size? Hocam dedi, biz dedi aslında gelmek istemiyorduk. Ben bu adamdan dedi nefret ediyorum. Kadının adına Ayşe diyelim, adamın adına da Ahmet diyelim. Ahmet Bey yalnız şöyle duruyor. Böyle bükülmüş, elleri böyle dizlerinin arasında ve boynu bükük. Ayşe Hanım diyor ki, ya dedim amca dedim ne kadar mazlum duruyor. Hocam dedi, sen dedi onun dedi öyle mazlum durduğuna bakma dedi. Yılanın hasıdır o diyor. Ama Ahmet Bey artık çabalamaktan vazgeçmiş. Kafa sallıyor sadece. Erkeklerin şöyle bir olayı var mesela. Belli bir yere kadar gençliğinde kadına çok çektirmişse bir yerden sonra çok yalnız kalma korkusu oluyor. 50-60'lı yaşlardan sonra. Kadınlar da asla unutmuyor bu arada. Gençliğinin böyle çektiği acıları adam yatalak olsa bile ona bakıyor ama mesela yıkayacak adamı kafasına vura vura yıkıyor böyle. Erkek de aman diyor beni terk etmesin, yalnız kalmayın, bakan olmaz diye haklısın modunda. Konuştuk. Kızları parasını veriyor işte siz bir aile danışmanına gidin diye. Ben onlara bir ödev verdim. Dedim ki 2 hafta sonra seansta görüşeceğiz ve 2 hafta sonra dedim aile albümünüzden mutlu olduğunuz zamanlara dair dedim. Böyle birkaç tane fotoğraf getirin. Çünkü güzel şeyleri konuşmak her zaman birazcık eski güzel yöntemlerimizi hatırlamamıza da yardımcı oluyor. Neyse bir şekilde 2 hafta çabucak geçti ve tekrar seansa geldiler. Ayşe Hanım salonda, Ahmet Bey orada oturuyor ve Ayşe Hanım nasıl ağlıyor? Böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ben de şoka girdim, hiç böyle bir şey beklemiyordum. İçeri davet ettim odaya. Dedim Ayşe Hanım ne yaptı bu adam size, ne yaptı? Niye böyle ağlıyorsunuz, dövdü mü sövdü mü? Hocam dedi, hocam biz dedi bir pastanede buluştuk. Limonata içtik dedi. Profiterol yedik dedi. Tam dedi hesabı ödeme vakti geldi dedi. Ahmet Bey dedi ben dedi cüzdanı evde unuttum dedi. Hesabı ödemedi ve bana kilitledi hesabı dedi. Benim gibi dedi bir genç kıza dedi hesap ödetmek zorunda kaldı. Genç kız derken dedim
Anlamadım ben mevzuyu. Pastane, limonata, profiterol çok kafama oturmadı. Bu olay dedim geçtiğimiz iki hafta içinde mi oldu? Ha yok hocam dedi 1969 yılında oldu dedi. Dedim niye şimdi bunu konuşuyoruz? Albümlere bakarken o günler açılmış. Erkekler az aramızda ama şunu söylemek isterim. Eğer ki bir kadına bir yanlış yapıyorsanız bunun böyle en detaylı şekilde kaydedildiğinden emin olmanız lazım. Gün gelir öyle bir aradan 10 yıl geçmesine rağmen 26 Ekim 1986 öğleden sonra 4. Öyle çıkar o olaylar yani orada zihin öyle katlıyor. Şimdi... Burada çok enteresan bir olay cereyan ediyor. Şimdi orada o anılara bakıyorlar, o albüm fotoğraflarına bakıyorlar. Ve o günleri konuşmaya başlayınca bu bir telkin etkisi yapıyor. Sanki o anı çok yakın bir zamanda konuşmuş gibi. Burada öyle bir durum olunca sanki o olay dün olmuş gibi, çok yakın bir zamanda olmuş gibi Ayşe Hanım diyor ki sen diyor bana çok haksızlık yaptın. Zihin o olayı tekrar yaşamış gibi oluyor. Şimdi şikayetle bunun bağlantısı ne? Eğer biz bir şekilde etrafta hep eksik olan şeyleri görmeye meyilliysek, hiç ya hayatımda iyi ki var dediğim şeyleri görmeye meyilli değilsem, insan kendi kafasında kendi cehennemini yaratmaya başlıyor. Bu çok çok önemli bir mevzu. Bir bakmışsınız ki dünyada eskiye göre hayatınızda maddi manevi birçok gelişme olmasına rağmen hep kendinizi şu noktaya getiriyorsunuz. Ben kötü bir noktadayım. İşte hayat kötü, insanlar kötü. Hiç mi ilerleme kaydetmiyorsun? Şöyle bir noktada arada insanın kendi hayatında şunu sorması gerekiyor. Eskiye göre, bundan 6 ay öncesine göre, 1 sene, 3 sene öncesine göre hayatımda geliştirdiğim daha iyi olan hiçbir şey yok mu? Hiç bu çabalarımın karşılığını alamadım mı? İnsan birazcık bunu hatırladığı zaman, nasıl ki olumsuzu hatırladığımız zaman hayat birazcık kötü oluyor, iyiyi hatırladığımız zaman da öyle mucize gibi bir değişim olmasa da ne oluyor biliyor musunuz? İnsan daha iyi hissediyor. Şimdi dertler, sıkıntılar her zaman hayatımızda bizi bekliyor. Her zaman onlarla karşılaşıyoruz. Bir yandan... Dediğim gibi bağışıklığı yüksek olan insanlar bir şekilde beklentilerini daha gerçekçi tutuyorlar. Kendilerini neden tuzağına düşürmüyorlar? Olan oldu, şu an elimden gelen nedir diye yola devam ediyorlar. Bir yandan konuştukları şeylere dikkat ediyorlar. Mesela ben ara ara kendime şikayet yasağı koyuyorum. Şikayet orucu. Diyorum ki hiçbir şeyden şikayet etmeyeceğim bir süre boyunca. İnsanın ruhu bile o kadar çok değişiyor ki, o kadar iyi hissettiği bir hale geliyor ki, bunlar büyük yöntemler değil ama küçük küçük baktığımız zaman hayatımızı çok daha iyi hale getiren şeylerden bir tanesi. Şimdi bir yandan da şunu söylemek isterim yavaş yavaş toparlarken. Benim Doğan Cüceloğlu ile olan videomu izlediniz mi? İzlemediyseniz de lütfen o video çok değerli bir video. Benim için değil Doğan Cüceloğlu'nun anlattıkları için izlemenizi çok tavsiye ederim. Gerçekten bir hayat dersi videosu. Biz Doğan Hoca'yla, o bilmeyenler için söyleyeyim, bir profesör, psikolog o da bizim camiamızın en değerli isimlerinden birisi ve yakın zamanda rahmetli oldu. Gittiğimiz zaman Doğan Hoca'nın bir yazlığında, çok eski bir yazlıkta buluştuk ve şöyle bir olay var. Bu ucuzluk mağazalarında 1 milyoncularda satılan katlanır masalar vardır. Onları bilirsiniz. Her evde vardır o masadan. Öyle bir masayı duvarın kenarına yaslamış. Ve duvarın sol tarafında mantar bir pano var. Orada yazıyor. Diyor ki ergenler için roman yazılacak. Ergenlerin diyor çok ihtiyacı var. Öğretmenler üzerine daha çok çalışma yap. Kendi adına böyle notlar almış. Devamlı diyor günlük diyor sabah kalkıyorum diyor. Kendime bir kota koydum. Bir saat yazacağım diyor. Devamlı yazmaya gayret ediyor. Oturuyoruz çay içeceğiz. 83 yaşındaki adam çayımızı doldurmaya kalkıyor böyle. İnanılmaz bir huzur veren tarafı var. Sanki görünce dokunursanız size böyle iyi hissettirecek huzur veren bir tarafı var. Dedem bu tarafta, dedem diyorum Doğan hocam, dedem de kendi dedemden de bahsetmek istiyorum. 93 yaşında vefat etti. Ömrünün son 4-5 senesi bizde kaldı. Ve dedem gençliğinde çok çile çekmiş, çok erken yaşta yetim kalmış, öksüz kalmış. Adam askerden dönüyor. İkinci Dünya Savaşı civarında askerlik yapıyor. O zamanlar 2-3 sene sürüyor askerlik ve orada verilen minik bir harçlık vardır erlere. Hala verilir erlere minik bir iaşe bedeli. O harçlığı biriktiriyor. Geldiği zaman kefen alıyor kendisine.
Bu neden biliyor musunuz? Olur da ölürsem diyor, kimseye muhtaç olmayayım, kefen param kenarda dursun diye. Ve bunu adam 30'lu yaşında yapıyor. Bu adam 7 çocuğu var, hayatta kalmaya mücadele etmiş, kendisi olmaya pek fırsat da bulamamış. Ama ömrünün son yılları maddi bir sıkıntı olmaksızın geçti. Bizde kalıyor, annem sağ olsun, babamın babası. Hiç sıkıntı yapmadan, şey yapmadan dedeme çok özen göstererek baktı. Ve dedem, sabah kahvaltı yapıyoruz. Çok çeşitli bir sofra var. Oturuyoruz. Birkaç sefer yaşadık bunu. Dedem oturuyor, yemeğimizi yedik. Dedemin standart ömrünün son zamanlarında bir duası vardı. Duruyoruz. Allah'ım benim canımı al. Allah'ım benim canımı al. Çok şaşırtıcı. Dedem 50 yaşından itibaren aslında farklı bir ömür yaşamamış. Var olmasından acı çekiyor artık. Kendisi olmaya hiç fırsat bulamamış. Yaşam artık ona acı verme noktasına geliyor. Arzusuna kavuştu, mekanı cennet olsun. Ama öbür tarafta kendisi olmaya fırsat bulmuş bir insan hem kendisine hem de etrafına huzur veriyor. Psikolojik bağışıklığı güçlü olan insanlar kendisi için bir şey yapıyor. Bir arka bahçesi oluyor. Bu çocuğa da bakacaksın. Anne de olacaksın, baba da olacaksın, torununa da bakacaksın ama sadece kendin için bir şey yapıyor musun? Kendi yeteneklerini ortaya koyuyor musun? Kendi bahçene kendin için bir şey ekiyor musun? Ve bir noktada insanlar buna en başta hemen evet diyor. Öyle değil, mecbur olduğun için değil, para kazandığın için değil, birilerini memnun etmek için değil, sadece kendin için yaptığın bir şey var mı? 10 dönüm tarlan varmış gibi düşün. Bunun sadece 500 metrekaresini kendine ekiyor olsan bile yeter. Şimdi bakıyorsun, Avrupa'ya gittiğimde, Almanya'ya seminerlere gidiyorum mesela. Ya yaşlı insanlar 80 yaşında dans ediyorlar, böyle bisiklete biniyorlar, piknik yapıyorlar beraber. Bizde bir noktadan sonra ömür ölümü beklemekle geçiyor. İnsanlar kendileri için bir şey yapmayı bilmiyorlar. Ama azıcık bir şey yapsa, ki bunun için büyük büyük şeylere gerek yok. Yürüyüş yapmaktan kitap okumaya kadar her zaman insan daha iyi hissediyor. Ve son noktada şunu söylemek isterim. Bugüne kadar kişisel gelişim ekolleri, popüler psikoloji yaklaşımları size şöyle şeyler söyledi. Her istediğini başarabilirsin, her şeye gücün yetebilir, sen yeter ki iste, gerisi hallolur. Ben buna hiçbir şekilde inanmıyorum. Her şeye gücümüz yetmez. Her zaman mutlu olamayız, her zaman mutlu olmaya çalışırsak da psikolojimiz bozulur. Yani insan bazen üzülür, bazen çaresiz hissedersin. Bazı acılar iyileşmez. Hani başta söylediğim gibi içimizde bir yerde biz onları taşırız. Burada mevzu kabullenmek. Hayat böyle bir şey. İnsanlar böyle bir noktada. Ha şöyle bir nokta söyleyebilirim. Bu salondan ben dünyada 100 metre koşusunda dünya rekoru kırmak istiyorum ve çok erken yaşta bunun için çalışacağım diyen birisine kötü bir haber vermek isterim. Sen ne kadar istersen iste dünyada 100 metre koşusunda şampiyon olamazsın. Dünya rekoru kıramazsın. Çünkü bugüne kadar bu alanda dünya rekoru kırmış herkes Etiyopya'dan, hatta Etiyopya'nın bir bölgesinden çıkmış. Oradaki bedensel yapı buna müsait. Sen her istediğini yapamazsın ama yapabileceğimiz, herkesin iyi yapabileceği bir şey var. İnsanın gücünün yettiği şeyleri, güçsüz olduğu, aciz olduğu şeyleri de kabullenmesi lazım. Bir yerde uğraştım olmuyorsa yoluma devam etmem lazım. Bazen hayatta yenilgiler de var, kırgınlıklar da var. Her yenilginin bir kazanma karşılığı yok. Yenilgilerle kazançlar bir yerde dengelenerek hayat yoluna devam ediyor. Etrafımızdaki insanlar, biz bir şekilde onları istediğimiz kadar değiştirmeye çalışalım. İnsan kendisi hazır olmadığı zaman, kendisi istemediği zaman değişmiyor. Ve ben onu değiştirmek için uğraştıkça kendim hayattan soğuyorum. İnsanlara bir bakın. Hiç değişmeyeceğini bilsen ne yapardın? Bunu da hayatımızın bir köşesine konumlandırmak lazım. Ve şu hep bir kenarda kendi adıma hatırlattığım şeylerden birisi. Ben ne kadar iyi olursam olayım, ne kadar ince düşünceli olursam olayım, bazen hayat beni üzecek. Bazen insanlar beni hayal kırıklığına uğratacak. Bu hayatın gerçeği. Ve böyle olunca
şöyle bir noktaya erişiyorsunuz biliyor musunuz? Huzur ve mutluluk dediğimiz bir nokta var ya, huzurlu olma hali, stabil olma hali. Üzülürken de huzurlu olabilirsiniz. Öfkeliyken de huzurlu olabilirsiniz. Ama insan kendiyle barışık olduğu bir noktada, ya şu var ya, insandır olur. Son bir anımı anlatacağım. Bir gün Ankara'da olduğum bir zaman diliminde PTT'de işim var. PTT'de işim, baktım sıra numarası aldım. Bir saat kadar sürecek. Dedim ki parkta oturayım. O zamanlar sigara içiyorum. Parkta dedim sigara içerim, zaman geçiririm. Ve ben böyle yeni insanlarla, birazcık farklı gördüğüm insanlarla sohbeti çok severim. Yaşlı bir amca, biraz da böyle nevi şahsına münhasır bir kişilik gibi duruyordu. Selamun aleyküm dedim, oturdum masasına. Bayağı güzel bir sohbet ettik. Yaklaşık 50 dakika kadar. Ve oradan da ben postanenin içindeki sıra numarasını görüyorum. Sıra bana yaklaşınca, çok teşekkür ederim amca muhabbetin için dedim. İyi günler diliyorum dedim, görüşürüz. Amca dedi ki, oğlum dedi, iyi günler dedi. Giderken de dedi ki, Allah dedi dertsiz bırakmasın oğlum. Ya dedim, amca dedim, tatlı tatlı konuştuk dedim. İçimden diyorum ki, amcanın kafa gitmiş herhalde. Bunadımış mı acaba? Niye durduk yere bana beddua etti? Sonra bunu düşününce bunun standart bir böyle bunamış bir insan lafı olmadığına kanaat getirdim. Ve şunu fark ettim araştırınca, bu eskilerde çok sık söylenen bir duaymış. Allah insanın karşılayabileceği, kontrol edebileceği bir dert vermesi gerekiyor. Dertlerle mücadele ettiğimiz zaman hayat yaşanmış gibi oluyor. Öyle oturup mesela her istediğinizin olduğu, hiçbir mücadelenin olmadığı bir hayatta insan anlamını, yaşama heyecanını kaybediyor. Buradaki mevzu, hani bir dua edilecekse şu olması lazım: kaldırabileceğim yük kadar üzerime yük gelsin. Daha fazlası değil. O yüzden dünyanın bu inişli çıkışlı, iyilik kötülü halini kabullenip birazcık yola devam etme cesaretini gösterdiğim zaman süper mutlu olmayacaksınız. Ama içtiğiniz çaydan, kahveden lezzet alacağınızın garantisini verebilirim. Çok teşekkür ederim. Efendim, size çok teşekkür ederiz. Bu güzel söyleşinin altında bir hediye takdim soracağım. Hediye takdim etmek üzere hediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Sonar Hediye'den alkışlarınızla sahip davet ediyorum. Ellerinizi kullandım, sağ olun. Kendi ürünümüz Can Füzyon, kanlı pelifiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, benim kurduğumuz Teyvan Bey'in imzalatısını hemen sanılımsız çeşit parasında olacak imza.